Herkese merhaba. Ben yine evimin merdiveninde. Çünkü gidecek hiçbir yerim yok şu an. Bilmiyorum ne kadarını biliyorsunuz ama benim uçağım iptal edildi. Ve ben de uçuşumu öne çekmek zorunda kaldım. Ve şöyle ki yarın uçuyorum. Şurada eşyalarım duruyor bile. Evi de aslında büyük bir kısmını toparladım. Mesela bugün buzdolabını boşalttım ve orada buzdolabının çekmeceleri duruyor. Onları bir temizleyeceğim. Ayıklamam gereken bir şeyler kalmadı. Sadece atmam gereken birkaç bir şey var. Zaten baya baya attım. Birazdan da ev sahibim gelecek. Çamaşır makinesi değişecekmiş. O da şu anda orada açık duruyor. Bugün yani benim Türkiye'deki, İstanbul'daki, bu evdeki son günüm. O yüzden şöyle düşündüm. Hem ben evi bir toparlayayım, hem size bu evi göstereyim. Yani ev sizi dekoratif anlamda tatmin edebilecek bir ev değil. Çünkü hem evden çıkardığım, yani sattığım eşyalarım oldu. Kırılan, atılan eşyalar oldu. Değişen eşyalar olacak falan filan. Dolayısıyla hani sadece evi görün diye çekiyorum. O yüzden ekstra ev turu videosu olarak çekmedim. Böyle bugün günlük bir vlogda görürsünüz. Yarın da günümü vloglamaya çalışacağım. Yarın yolculuk günü. Evet. Zuzu'yla hemen ona da bir özet geçeyim. Zuzu'yla Tarım Bakanlığı'na gittim. Gerçekten 2 saat falan uğraştık. Bayağı zordu. 3 ayım dolmamış dendi bana. Oysa ki doluyordu. Ama bir karışıklık yaşandı. Ben kendimi ifade ettim ama karşı taraf beni anlamamakta ısrar etti. Zaten bilmiyorum, böyle devlet kurumlarında çalışanların birçoğunda bu var. Sorun çözme odaklı çalışmadıklarını düşünüyorum ben. Bu benim şahsi fikrim. Ben hep böyle gördüm çünkü. Böyle gerçekten işini çok severek yapan bir devlet memuru, iş aşkıyla yanıp tutuşan bir devlet memuruyla hiç karşılaşmadım. Hep böyle sizi iteleyen, sizi azarlayan, neyse. Zorlu da olsa hallettim. Her şeyimiz tamam. Valize sığamadım. Bir onu da deneyeceğiz. Daha makyaj çantası girecek içine. Bir tane de deri ceketim girecek, gözlüklerim girecek. Bu arada lenslerimi değiştirdim. Bunlar yıllık lensler. Biraz daha doğal lensler. Merak ederseniz bunun adı Dim Grey. Evet, La Belda lensin Dim Grey'i. Bakabilirsiniz. O da sonra soruluyor çünkü. Yani şimdi ne yapıyorum kısacası? Merdiven başında oturuyorum. Bu benim belki de son videom buradaki. Belki de değil, öyle. Bu benim gerçekten bu merdivendeki son videom. Ev sahibinin gelmesini bekliyorum. Yoldayım dedi. Birazdan burada olur. Çamaşır makinesi değişsin ve biz kaldığımız yerden devam edelim. Ev sahibim gelmeden size şeyi de anlatayım. Bir de dün akşam 9'da korona testi olmak için hastaneye gittim. Ama yani ben aslında cuma sabah da gidebilirdim. Yani bugün sabah. Ama ben dün akşamı tercih ettim. Çünkü daha boş olur diye düşündüm. Böyle hunharca bir kalabalık yoktu ama yine de kalabalıktı. Yani ben hiç kimse olmaz diye düşünüyordum. Ben 3 kişi falan en fazla olur diye tahmin ettim. İlk ben içeriye girdiğimde öyleydi ama sonra birdenbire çok fazla insan geldi. Ve çok saçma, korona hastası ve uçacağı için korona testi yaptırmak zorunda olan insanları aynı sırada böyle dip dibe tutuyorlar. Hani hiçbir sosyal mesafe yok. Yani sen tutmaya çalışıyorsun ama hani insanlar bir an önce barkod alıp hani testini yaptırmak istediği için böyle acele ediyorlar. Hani hangi birinden kaçacaksın? Çok gerildim, çok stres oldum. 3 gündür bir çamaşır makinesi. Neyse. Hiçbir şey söylemiyorum. Buradan gideyim. Bu ev hakkında, ev sahibim hakkında bir video çekeceğim. Neticede şu anda gelip çamaşır makinesini değiştiremiyorlar. Ben de keriz gibi gün boyu hani makineyi değiştirecekler diye yolculukta giyeceğim şeyi yıkayamadım. Onları bekliyorum, makine değişecek diye. Yarın geleceklermiş. Ben de şey dedim, ben sizi bekliyorum 2 gündür ve yarın benim yolculuk günüm.
bir anda hani onun stresini yaşıyorum ben. Bir şey kaldı mı, geride şey mi yaptı? Bir de bir yandan çamaşır makinesiyle mi uğraşayım? Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Bazı insanlar gerçekten mi gerizekalı yoksa aklını kullanmıyor mu? Çıldıracağım ya. Gerçekten çıldıracağım. Ben bilmiyorum. Ben mi abartıyorum yoksa bana hak verir misiniz? Yani ben sonuçta evden çıkıyorum değil mi? Benim bir sürü işim var. Onun dışında bir koşturmam gereken bir sürü yerler var. Ken. Bir yandan da senin çamaşır makinesi sıkıştırıyorsun ya. Ay gerçekten. Kusura bakmayın, biraz böyle fazla negatif görünebilirim ama gerçekten hani bu böyle neyse ya diyebileceğiniz bir şey değil. Ben sonuçta gidiyorum. Tam benim evden çıkacağım zamanlara denk geliyor yani. O servisin gelmesi. Ve ben 2 gündür zaten servis gelecek diye bekliyorum. Ve sizin hatanız dolayısıyla servis gelmiyor. Bir şey beceremiyorlar. Neyse. Ben bu odadan başlayayım size göstermeye. Bu oda aslında bitti yani. Şöyle. Girişten başlayalım hadi. Size evi göstereyim de biraz ben de deşarj edeyim. Burası girişimiz. Yani hemen arkamda dış kapı. Ve burada benim bir ayakkabılığım var. Tabii şu an boş. Sadece Zuzu'nun tasmaları duruyor. Böyle dandik herhangi bir tane aldığım, idareden aldığım bir ayakkabılık. Burada şu halı seriliydi. Onu kaldırdım şimdi makine gelecek diye. Burada da zaten evin içinde olan bir şeydi bu. Yani bu ayna. Aynamız var. Bir boy aynası. Bu benim asmış olduğum bir çerçeve. Fotoğrafını bir dergiden almıştım. Hoşuma gitmişti. Ve hemen karşıda benim eski odam. Sonrasında kardeşimin odasına dönüşen yatak odası var. Burada bir adet dolap var. İçinde bir tane tişörtüm kalmış. Bir de biraz küçük küçük şeyler. Şöyle dolabı kapatayım. Böyle iki kapaklı. Zaten bu dolabımı biliyorsunuz. Bir tane de yukarıda vardı. Hemen dolabı arkama aldığımda odanın bütününü alıyorum. Şurada bir tane küçük ebeveyn tuvaleti var. Banyosu. Burada da yatağımız vardı. Yatağımızı sattık. Bir de çalışma masamız vardı. Onları sattık. Sadece işte döşeği kaldı yani. Yatağı kaldı. Şu an ben mesela burada yatıyorum. Şöyle geçeyim. Burada da böyle minikten bir ebeveyn banyosu var. Temizledim yani gördüğünüz gibi her yeri toparladım. Bir yer sileceğim. Sonra gidelim bakalım diğer odalara. Evet gelelim banyomuza. Böyle fayansları siyah değil lacivert beyaz olan bir adet banyo. Şimdi hiç umurumda değil, dağınık. Bunlar işte ayıklamam gerekenleri buraya koydum. Kullandıklarımı, ayıklayacaklarımı buraya koydum. Çünkü burayı boşaltıyordum tam olarak. Bayağı doluydu burası, boşalttım. Bu annemin yaptığı bir şey. Bunları dışarıya atmışlardı. Biz de aldık, değerlendirdik. İşte beyaza boyadık. Alt katında tuvalet kağıtları vardı. Burada da havlular vardı. Bir de duşakabinimiz var. Klasik öyle, hani bir numarası yok. Sonra gelelim salona. Salonu biliyorsunuz aslında. Koltuk değişti farklı olarak. Onun dışında buradaki sehpa da değişti. Çünkü o diğeri kırıldı. Bir abajurum var. Bu tarafı göstermeyeceğim çünkü şu anda yıkama esnasında olduğum için onlar bir kalsın, makineleri çalıştırdım. Buzdolabım var. Buzdolabımı şu anda fişinden kopardım ve buzluğumu eritiyorum. Çünkü burası bildiğiniz kar tepeye dönüşmüştü. Eriyor ama bayağı. Açık kalsın o da. Burası bu kadar. Burada da işte eşyalarım var. Sonra yukarıya çıkalım. Yukarıyı zaten biliyorsunuz. Ama yine de bir görelim bakalım. Ben de bir bakayım. Burada da birkaç tane kıyafet kalmış. Neyse onları alalım. Şunları alalım. Benim dolabım gitti. Onun yerine bir askılık koydum. Bende de bunun beyazı vardı. İkiye almıştım. Onu da sattım. Onun yerine bunu buraya koydum. Deri ceketimi alacağım.
Bak burada gözlüklerimi unutuyordum neredeyse. Şu gözlükleri de alalım yanımıza. Kemerleri alacağım yanıma. Buraya da bir adet puf koydum öyle. Bir tane de yastık bıraktım. Şimdi bunları alacağım, bunları atacağım. Şunları götürürsem mi götürmesem mi? Tereddütteyim bu peri ışıklarını. Güzel bence, bakın. Tatlı duruyor. Şunları atalım. Bir adet boyaynam var burada. Hemen şuraya döndüğümde de makyaj masam. Bu da ne kalmış? Zuzun bir oyuncağı, kremler, fondötenim. Onları da indireceğim. Maşamımı falan götüremeyeceğim hiçbirini. Çok üzülüyorum. Sonra yatak. Yatağı tamamen boşalttım. Sadece götüreceklerim duruyor. İşte şu kıyafetler ve bu maşayı götüreceğim. Bu maşa en sevdiğim maşam çünkü. Burada bir tane böyle sehpam var. Ve burada da bir adet terasımız var. Terasta da pek bir numara yok ya. Bakın evler birbirine çok yakın olduğu için çok fazla takılmayı tercih etmiyorum. Tabii karantinada takıldık mecburen ama çok tercih etmiyorum. Size biraz da manzarayı göstereyim. Burası neresi diye soracak olursanız burası İstanbul Maltepe. Evet, Maltepe burası. Girelim tekrar içeriye. Salona sereceğim halılar ıslandı dün buzdolabından dolayı. Onları serdim. Böyle. Yani az mı kafam çarpmadı bu duvarlara. Evet. Dekoratif olmayan, sadece öyle gösterdiğim evimin turunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi ne yapacağım? O çöpleri buraya bir çöp poşetiyle çıkacağım. O atacağım dediklerimi bir atacağım. Sonra aşağı ineceğim, işte biraz çöp atacağım. Valizime tekrar bakmam lazım. Çünkü deri ceketim girecek, maşam girecek, makyaj çantam girecek, girecek de girecek. Girecek olan birçok şey var. Sonra edit yapacağım. Başka da bir işim yok. Bugün mesela gerizekalılar. Sinirlenme kızım, sinirlenme. Bugün dudak kontrolüne gidecektim. Ev sahibim yüzünden ona gidemedim. Ya böyleler işte. Buradan bir gideyim. Anlatacağım size her şey. Yani ev sahibi terörü. Herkesin var böyle değil mi? Ama telefon burada. Herkesin hayatında en az bir kere böyle hani illallah dedirten bir ev sahibi oluyor. Benim mesela Beylikdüzü'ndeki evimi hatırlıyor musunuz? Bir artı sıfır stüdyo daire. Oradaki ev sahibim dünyanın en iyi insanı olabilir. Gerçekten. Her koşulda anlayışlı, ilgili, muhteşem bir insandı ya. Yani oradan ayrılmak zorunda kalmak beni o kadar üzmüştü ki. Evini satmıştı, o yüzden çıkmıştım. Yoksa yani seviyordum. Küçücük yani bir odada yaşıyorsunuz ama gerçekten ben orada mutluydum, huzurluydum, Cüzü mutluydu. Burada yani hepimizin üzerinde bir negatiflik var. Bilmiyorum ya. Geldiğimizden beri ki ben bunu birkaç kere dile getirdim. Birkaç videomda söyledim. Bu evde kendimi iyi hissetmediğimi, iyi hissetmek için işte bu evde bir takım değişiklikler yaptım falan ama olmuyor ya. Gerçekten olmuyor. Yani burada huzurla kaldığım bir gün bile yok. Evin kendisi çok güzel ama neden böyle hissettiriyor bilmiyorum. Değişik. Neyse çok konuştum. 12 dakika oldu ya. Böyle. Ben şimdi buraları toparlayayım. Aslında size göstermek istediğim evdi. Biraz da durumu anlatmaktı. Bugün de başka bir şey yapmayacağım için bence bu videoyu burada bitireyim ben. Onun yerine yarın gündüzden başlayan bir vlog çekerim. Çünkü yarın yolculuk günü. Biraz stresli. Biraz stresine bir de ev sahibinin çamaşır makinesinin gelme stresi eklendi. Süper. Ama ya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bana kızmazsınız böyle bu modda olduğum için. Ama çok özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Videoya beğenip
yorum bırakıp beni mutlu edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.